Mektebi Harbiye-i Şahane, Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik yıllarını geçirdiği okul. Mustafa Kemal Atatürk bu binaya ilk kez 13 Mart 1899'da geldi. 1905'te de kurmay yüzbaşı olarak mezun oldu. Atatürk buraya geldiğinde 18 yaşındaydı. Mezun olduğunda ise 24. Gençliğinin en önemli yılları burada geçti. Okudu, öğrendi, çalıştı ve olgunlaştı. Selanik Askeri Rüşkiyesini 1896'da bitirdi. Buradan manastıra geçti. Çünkü askeri lise her yerde yok. Askeri lise Osmanlı döneminde askeri idadi diye geçiyor. 5 yerde var. İstanbul'da var, Erzurum'da var, Bağdat'ta var, Şam'da var, manastırda var. Askeri liseyi de manastırla devam etti. 1899'da askeri liseyi de bitirdi. Sultan II. Mahmut'un emriyle 1834 yılında İstanbul'da kurulan okul, Makedonya'dan ayrılan Mustafa Kemal'in de ilk durağıydı. 1899'un 13 Mart'ında da İstanbul'daki Harbiye'ye kaydını yaptırdı. Harbiye o yıllarda 3 yıldı. Fakat bu 3 yılın ilk yılı İstanbul'u tanımakla geçti daha çok. Mustafa Kemal Atatürk Harbiye'de işte bu sınıfta, bu sıralarda okudu. En yakın arkadaşlarıyla bu sıralarda tanıştı. Atatürk'ün Harbiye'ye ilk geldiğinde tanıştığı arkadaşı ise Ali Fuat Cebesoy'du. Ali Fuat Cebesoy aristokrat bir aileye mensuptu o yıllar için söylüyorum bunu. Nasıl yani? Babası İsmail Fazıl Bey Paşa'ydı Osmanlı ordusunda. Hafta sonları Ali Fuat Cebesoy ile beraber Kuzguncuk'ta Ali Fuat Cebesoy'un bir ev demeyelim artık köşkü vardı. Bu köşke giderlerdi ailesinin yani. Bu köşke giderdi, onlar da kalırdı. İsmail Fazıl Paşa ile sohbet ederdi. İsmail Fazıl Paşa, Ali Fuat Paşa'nın babası, Mustafa Kemal Paşa'yı tanımış ve dönemin paşalarına bahsetmişti. O paşalardan bir tanesi Osman Nizami Paşa'dır. Osman Nizami Paşa o dönemde önemli birisiydi. İsmail Fazıl Paşa Mustafa Kemal'den bahsedince bu çocuğu görmen lazım. Bir toplantı ayarlayın, ben size geleyim bunu görmek istiyorum diyor. Osman Nizami Paşa ayrılırken Mustafa Kemal Paşa'yı çağırıyor. Mustafa Kemal Efendi oğlum, görüyorum ki İsmail Fazıl Paşa seni takdir etmek hususunda yanılmamış. Şimdi ben de onunla hemfikir. Keskin zekan ve yüksek kabiliyetin memleketin geleceği üzerine etkili olacaktır. Atatürk ve arkadaşlarının sınıfı güneş görmüyordu, karanlıktı. Arkadaşları bu durumdan şikayet ettiğinde onlara hiç unutamayacakları o cümleyi kurdu. Dershanemiz karanlık ama yüreklerimiz aydınlıktır. Okuldaki arkadaşlarına kendisini tanıtmıştır. Onun dışında arkadaşları üzerinde bir sevgi halkası oluşturmuştur. Fikirlerini korkmadan, çekinmeden açıkça söyleyebilen aydın ve yenilikçi bir öğrenci önce mezun olduktan sonra da subay olarak ön plana çıktığını rahatlıkla söyleyebiliriz Mustafa Kemal Paşa. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları izinli olduğu günlerde de hep bir aradaydı. Bu fotoğrafta işte onun bir kanıtı. Fotoğraf, 1901 yılında Mustafa Kemal ve arkadaşları Harp Okulu 2. sınıf öğrencisiyken Pangaltı'nda çekildi. İkinci yıldan itibaren Mustafa Kemal Paşa'nın daha çok sosyal olaylarla ilgilenmeye başladığını, memleket meselelerini, ülke meselelerini görüşmeye, konuşmaya başladığını görüyoruz. Üçüncü yıla geldiğinde işi sıkı tutmanın gerektiğini anladı. Derslerinde de oldukça başarılı olmuştur. Ve bunun sonunda da 476 kişinin içerisinde 8. olarak Harp Okulu'nu bitirdi. Okul yıllarında Mustafa Kemal arkadaşlarıyla bir gazete çıkarıyordu. Memleket meselelerinin ele alındığı gazete Mustafa Kemal'e zaman zaman zor anlar yaşattı. Boş bir dershaneye gidiyorlar, içeriden kapıyı kilitliyorlar ve elle çoğaltarak gazete çıkarıyorlar. Yönetim bir gün bu dershaneye ani baskın yapıyor ve suçüstü yakalıyor. Fakat Zülüflü İsmail Paşa bu dönemde okullar naziri olarak geçiyor. Gönlü razı olmuyor.
bu gençleri okuldan uzaklaştırmaya. Sert bir ihtar vererek bunu geçiştiriyor. Boş bir ev kiralıyorlar dışarıdan. Bu evde yazıp getirip Harbiye'de dağıtmaya başlıyor. Ama arkadaşlarından biri bunu ihbar ediyor. İhbar edince bu faaliyete son veriyorlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün okuduğu bu sınıfta tarihe adını yazdıran çok önemli kişiler mezun oldu. Şimdi bu sınıf bir müzeye dönüştürülmüş durumda. Atatürk ve arkadaşlarının isimleri rütbe sırasına göre sergileniyor. Mustafa Kemal her anını kendisini geliştirmek için kullanırdı. En büyük özelliği de çok kitap okumasıydı. 3.997 kitabı var. 57 yaşında öldü Mustafa Kemal Paşa. 17 yaşını gençliğe çıkardı. Vefatına kadar 40 yılı var. 40 yılda 4.000 kitap. Gençlik yılları Atatürk'ün bir milletin yeniden doğuşunda üstleneceği göreve hazırlanması için hayatiydi. Atılgandı, çok cesurdu Atatürk ve fikirlerini söylemekten çekinmezdi. Kendini çok iyi yetiştirmişti. Bir kere Türkçülük konusunda, milli meseleler konusunda ve batılı değerler, batılı sistemler konusunda, ülkenin modernleşmesi için neler gerektiği konusunda okul yıllarında bir fikir sahibi olmuştu. Mustafa Kemal Atatürk buraya geldikten 6 yıl sonra artık kurmay yüzbaşıydı. İlk atamasının Selanik veya Edirne'ye olmasını bekliyordu. Ancak o Şam'a atandı. Çünkü arkadaşlarıyla birlikte gazete çıkarmış ve okulun komuta kademesinin dikkatini çekmişti. Olabildiğince uzak bir yere gönderilmek istendi. İşte Atatürk'ün bir devleti yeniden kurmaya liderlik edeceği yolculuğu başlamıştı. Atatürk, sınıfı için dershanemiz karanlık fakat bizim yüreklerimiz aydınlıktır demişti. Gençken sarf ettiği bu cümle onun açtığı aydınlık yolda yürürken şimdi de gençlere ışık tutuyor.